Öncü Dyson teknolojisiyle kendi stilinizi oluşturun. Aşırı ısı olmadan kurutun, bukle yapın, şekillendirin. Kuanda hava akımıyla elektriklenme olmadan düzleştirin. Teknoloji ve stili buluşturan bir hediye. Özel seri Blue Blush renginde. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında. Hakemler ekranlara yansıyor. Birazdan karşılaşma başlayacak. Değerli seyirciler, karşılaşmanın baş hakemi Erol Akbulut ekranın solunda. Ekranın sağında da yardımcı hakem Aylin Turnaoğlu. Değerli seyirciler, seyirciye tanıtılıyor. Erol Akbulut 1985 doğumlu, 2003 yılından beri voleybol hakemliği yapıyor ve 2015 yılında da uluslararası voleybol hakemi oldu. Yardımcısı Aylin Turnaoğlu, büyük tecrübe, 1971'de Münih'te doğmuş. 1992 yılında hakem oluyor. O da 31 yıldır hakemlik yapıyor ve son 11 yıldır da Efeler ve Sultanlar Ligi'nde A klasman hakem olarak görev yapıyor. Aylin Turnaoğlu maçın gözlemcisi de Sakine Tayanç olacak bu karşılaşmada. Takımlar sahaya davet edilecek. Zareberto ekranlara geldi ve işte iki takım biraz sonra sahada kıyasıya bir mücadeleye başlayacaklar. Önce Galatasaray takımı görüntüye geliyor. Değerli seyirciler, bu karşılaşmada Galatasaray takımı konuk ekip statüsünde sahada mücadele ediyor ve ev sahibi ekip Türk Hava Yolları. Galatasaray Daiki'nin altısı ekranlarınıza yansıtılıyor. İlkin, Katino, Nighting, Ayçin, Kanami ve Sude şeklinde sahaya gelecek. Liberoları Bihter. Değerli seyirciler, bir diğer liberoları da Selen Ursavaş ama birinci libero Bihter Galatasaray takımında. Ve Türk Hava Yolları ekranlara yansıyor. Vasil Antonaki, Fanrik, Dicle, Kübra, Sıla ve Bergman şeklinde Buse Türk Hava Yolları'nda libero. Diğer liberoları da Melis Yılmaz. Guillermo Hernandez baş antrenör ekranlara yansıyor. Değerli seyirciler, o da Galatasaray'ın başarısı için sahada. İspanyol baş antrenör, Türk Hava Yolları'nı da biraz önce söylediğim gibi Zé Roberto çalıştırmıştı. Çalıştırıyor daha doğrusu. İşte o da şu anda ekranlara geliyor. Türk Hava Yolları ligde 6. sırada, Galatasaray ise 8. sırada. İki takımda 2 galibiyet, 2 yenilgi aldı bu karşılaşmaya kadar. İkisi de yenilgilerle başladı. Galatasaray, Nilüfer Belediye ve Vakıfbank'a yenildikten sonra Sarıyer ve PTT'yi mağlup etti. Türk Hava Yolları da Eczacıbaşı ve Kuzey Boru'ya kaybettikten sonra Ankara Karayolları ve Beşiktaş takımlarını mağlup etti. İlkin ekranlara yansıyor. Galatasaray'da skora çok büyük katkısı olan isim bu maça kadar 70 sayı üretti ve en skorer oyuncusu Galatasaray'ın Sude servisi kullanacak. İlk servis kullanılacak ve mücadele başlayacak. İşte Türk Hava Yolları oyuncuları servis karşılamak üzere hazırlar. Karşılaşmanın hakeminin işaretini bekliyoruz ve ardından da mücadele hareketlenecek. Fanrik ekranlara geliyor. Bu arada Sude hazır servis için. Galatasaray'da takımda 3. sezonunu yaşıyor. Sude servisi kullandı. Fanrik manşetle yükseltiyor. 3 metre gerisinden hücum, blokta biraz hız kaybetti. Şimdi bir smaç. Bu arada karşılaşmanın hakemi ralliyi kesiyor ve sayı fileye temasla Türk Hava Yolları'nın oluyor. Hayır, antene temas var. Özür dileyerek düzelteyim. Out'a gitti top. Sonuçta 1-0 öne geçti Türk Hava Yolları Galatasaray karşısında. Servis kullanıldı. Galatasaray hücumu ilkin plaseyi bıraktı. Ama fileye temas gördü yardımcı hakem İlkin Aydın. 7. sezonunu yaşıyor Galatasaray'da. Bakalım pozisyon bu. Orada fileye temas işareti verdi yardımcı hakem. Evet, GDS
devreye girecek. İncelemek için kenara doğru gidiyor. Aylin Turnaoğlu. Plaj voleybolu hakemliği de yapıyor değerli seyirciler. Aylin Turnaoğlu ve karşılaşmadaki ilk GDS talebi bir fileye temas kararı sonrasında geldi. İnceleme devam ediyor. Sanki omuzda çok hafif bir temas olmuş. İlkin hissetmemiş olabilir o teması. THY tarafını işaret etti baş hakem. Dicle servise gidiyor değerli seyirciler. Dicle Nurbabat, o da ikinci sezonunu yaşıyor. O da tecrübeli bir isim. Türk Hava Yolları'nda blok ve sayı geliyor. Türk Hava Yolları'na bir sayı daha. Catino, Amerikalı, bu sezon takıma katıldı. Catino, değerli seyirciler, onun smacında blok var. Tekrar izliyoruz. Blokta yükselen Antti Vasilantonaki sahanın uzun voleybolcularından bir tanesi. 1.96 boyunda. Dicle Nurbabat yine serviste. Dicle Nur kullandı servisi. Karşılayan Sude oldu. İlkinin hücumu. Arka tarafta manşeti alan Julia. Şimdi sert bir smaç. Blokta yükseldi. Bir hücum yine İlkin'le. İlkin bu sefer blok out'la Galatasaray Daiki'nin sayısını getiriyor. Galatasaray'ın sayısı, tekrar izliyoruz. Ve ilk sayısını aldı Galatasaray karşılaşmada. Servis kullanıldı. Sıla'nın pası. Smacı vuran Van Rijk'tı. Bir ucum yine Van Rijk'la. Van Rijk bu sefer sayıyı bitiriyor. Kiera Rene Van Rijk, Kanadalı. Üçüncü sezonunu yaşıyor. O da takımının en skoreri. 74 sayı üretti bu karşılaşmaya kadar. Kiera Van Rijk. Şimdi de serviste Van Rijk. Birayla etkili bir servis. Dört pas oluyor. Galatasaraylı oyuncuların bir tereddütü vardı ama sayalım. Bir, iki, bu üçüncü dokunuş ve bu dördüncü. Orada blok olduğu için Ayçin Akyol kendi pozisyonunun temas olarak sayılmaması gerektiğini düşünüyor, tahmin ediyorum. Ayçin işte ekranlarda 10 numarayla bir takım en fazla 3 kere dokunarak topu rakip sahaya yollamalı. Çok basit bir voleybol kuralı bu. Ama bloktaki temas ilk temas olarak değerlendirilmiyor. Hakemler Ayçin'i oynadı olarak düşündüler. Bakalım nasıl bir karar gelecek. İnceleme devam ediyor. Türk Hava Yolları'nda anti görüntüdeydi. Daha önce iki sezon Galatasaray'da oynadı. Bu maçta eski takımına karşı mücadele ediyor Antti Vasilantonaki. Bekleyiş sürüyor kenarda. Evet. Türk Hava Yolları tarafında bloğa temas var görüşünde Galatasaraylılar. Bloğa temas varsa anlattığım öykü değişiyor tabii ki. Pozisyon bu. Bakalım hakemler ne karar verecek. Onlar da biraz ortada kaldılar. Bu da bir başka açı.
Gerçi bloğa temas olsa da yine de 4 dokunuş gibi ama devam kararı geldi. Daha doğrusu puan tekrarı kararı geldi. Hakemler de net bir görüş ortaya koyamadılar pozisyonla ilgili ve file üzerinde Kübra'nın sayısı Türk Hava Yolları sayısı oluyor. O da çok tecrübeli bir isim. 10 yıllık Vakıfbank dönemini sonlandırdı değerli seyirciler ve Türk Hava Yolları'na geldi Kübra. Servis kullanıldı. İlkinin smacığı dışarı gidiyor. 6-1 oldu skor. Tekrar izliyoruz. İlkin banda temas eden top dışarı gitti. Milli takımda çok iyi bir dönem geçirdi İlkin. Van Rijk iyi servis. Tatino yine blok var. Çok etkili bir başlangıç yaptı Türk Hava Yolları. Guillermo Hernandez mola düşünüyordur bu anlarda. Tekrar izleyelim. Catino'nun bu smacı ve blok var. Sayı Türk Hava Yolları'nın, durum 7-1. Galatasaray molayı alıyor. Altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 4 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu. 13 Türkiye Sultanlar Ligi şampiyonluğu. 12 Uluslararası şampiyonluk. 37 yıllık tecrübe ve yürekten destek veren taraftarımızla yeni başarılara hazırız. Birlikteyiz değerli seyirciler. Skor 7-1. Serviste Van Rijk, takımın en skoreri, servisi kullandı. Kanami'nin pası, smaç, savunması diri Türk Hava Yolları'nın. Bu sefer hücumda bloklanan Van Rijk oluyor. Ayçin Akyol. Galatasaray Dayki'nin ikinci sayısı geldi. Catino. Sıla. Tanami. Ve bu smaç dışarı gidiyor. Daniele Catino. Anti Vasil Antonaki görüntüdeydi. Bir aylı yukarıdan ve geri çizginin de çok uzağından out'a gitmiş. Blokta da temas yok. Vasil Antonaki serviste şimdi. İki sayı üretti şu ana kadar. İkisi de bloklarla geldi Vasil Antonaki'nin sayılarının. İyi servis Sude karşıladı. Paralele ilkinin smacı. Sayı Galatasaray Dayki'nin oluyor. Tekrar görelim. Sıla'nın bir teması var topa. Serviste İlkin Aydın. Takımda 7. sezonunu yaşıyor. İlkin'in servisi filede kaldı. Türk Hava Yolları sayısı. Kübra. Çok tecrübeli. 2017-2018'de Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda en iyi orta oyuncu seçilmişti. Kübra, onun servisi manşet Bihter'le geldi. Sude yükseltti. Catino, top dışarıda. Daniele Catino bu maça kadar 45 sayıyla oynadı Amerikalı. Bu karşılaşmaya çok iyi başlamadı, direkt hataları bir aylı fazla oldu. 10'a 3 Türk Hava Yolları üstünlüğü var. Kübra. Servisini gördük. Bihter karşıladı. Kanami'nin pası. Sude'nin smacı. Sıla. Takımının tarafında tutmayı başardı. Yulia bitiremedi sayıyı. Sude plase yaptı ve dönmüyor o top. Sude Hacı Mustafaoğlu. 2020'de
U19 milli takımımız Avrupa şampiyonu olurken o da milli takımın bir üyesiydi. Değerli seyirciler, bu arada Sıla ekranlara geliyor. O da çok tecrübeli bir isim. Sude'nin bu plasesi dönmüyor top. Galatasaray sayısı oldu. Manşet çok iyi değil. Organize bir hücum yapamadı. Türk Hava Yolları Galatasaray hücumunda Sude var. Sude fileye bıraktı. Sude ekranlarda. 2002 doğumlu değerli seyirciler. Tashiro Kanami, Japon oyuncu, o da bu yıl katıldı. Galatasaray Avrupa'da, Romanya ve Fransa'da oynadı. İki ligde de en iyi pasör seçildi. Türk Hava Yolları'nın pasörü Sıla görüntüde. 2012-2013'te Vakıfbank'ta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı Sıla. Servisi kullandı. Tek ayak üstünde bir smaç Knighting'den. THY topu oyunda tuttu. Ardından Julia sayıyı bitiriyor. Münih doğumlu değerli seyirciler. Brezilyalı oyuncu. Annesi Brezilyalı, babası Alman. Mola geldi yine Galatasaray'dan. Fark 8'e yükseldi. Altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 4 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu. 13 Türkiye Sultanlar Ligi şampiyonluğu. 12 Uluslararası şampiyonluk. 37 yıllık tecrübe ve yürekten destek veren taraftarımızla yeni başarılara hazırız. Birlikteyiz değerli seyirciler. 8 sayılık bir üstünlük Türk Hava Yolları'ndan, çok iyi bir başlangıç. Sıla servisi kullandı, fileye bıraktı mola dönüşünde. Sıla'nın servis hatası Galatasaray'ın 5. sayısı oluyor. Nilüfer Belediye'den bu sezon takıma katıldı. Kanami Tashiro 32 yaşında, biraz önce bilgi verdim, o da çok tecrübeli. Avrupa'da, Romanya ve Fransa'da oynadı birer sezon ve en iyi pasör seçildi. Onun servisini gördük. Manşeti alan anti oldu. Sert smaç, arka tarafta Bihter karşılıyor. Catino, onun smacı, sayı geliyor. 2 numara hücumu bu sefer etkili oluyor. Amerikalı oyuncunun sayısı Galatasaray'da ikinde. Tekrar görüyoruz. Böylece ilk sayısını almış oldu. Catino, fark 6'ya düştü. Servis kullanıldı. Buse manşeti çok iyi alamadı. Topu oyunda tuttu THY ama avantaj top Galatasaray Dayık'ın tarafında. Orta hücumu bu topta döndü. Galatasaray bir hücum şansı daha buluyor. Yine ortadan hücum. Türk Hava Yolları savunması çok diri. Catino çabuk hareket etti ve sayıyı bitirdi. Güzel bir rally izledik. Tekrar görüyoruz. File üzerinde yükseldi Amerikalı oyuncu ve maçtaki ikinci sayısını üretti. 7-12. Tashiro Kanami servisi kullandı. Anti manşeti aldı. Sıla ortadan hücum ettirdi. Sert vurdu Dicle Nurbabat. Dönen topta hücum. Buse ile Sude ile sayı gelmiyor. Daha doğrusu sayı Türk Hava Yolları'na gidiyor. Tekrar görüyoruz. Biraz önceki smacı Sude Hacı Mustafaoğlu. Bergman. Kanami'nin pası. Catino. Maç başındaki tutukluğunu attı Amerikalı oyuncu. Üst üste sayılar. Üçüncü sayısını üretmiş oldu. Farkı 5'e düşürdü. Galatasaray Dayık'ın. Sude. Arka tarafta Buse aldı manşeti.
Hücumda Van Rijk. Savundu Galatasaraylar. Sıla ortadan hücum ettirdi. İçeride kararı var. Dicle Nur'un hücumu ve sayı Türk Hava Yolları tarafına işaret edildi. Dicle Nur Babat görüntüde. O da ikinci sezonunu yaşıyor. Türk Hava Yolları'nda servisi kullandı Dicle Nur Babat. Orta hücumu Galatasaray'dan. Sert vurdu Knighting ama geri döndü. Catino bir sayı daha kazandırıyor. Sahanın en skoreri oldu. Amerikalı oyuncu dördüncü sayısını üretti. Blockout. Heather Michelle Knighting görüntüde. İlk defa Amerika dışında oynuyor ve Türkiye'de oynuyor değerli seyirciler. Sıla tek ayak üstünde. Kübra blockout. Kübra'nın sayısını gördük. 6 lig, 5 kupa, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu var Kübra'nın kariyerinde. Van Rijk manşeti ilkini aldı. 2 numaradan hücum. Catino sayıyı getiriyor Galatasaray'a. Amerika dışında Daniel Catino İtalya, Brezilya ve Japonya'da oynadı değerli seyirciler. Şimdi servisi kullanacak. Bir ace'i var bugüne kadar. Sultanlar Ligi'nde bu sefer servis hatası yapıyor. Türk Hava Yolları sayısı. Zé Roberto'dan kameralar Antti Vasilantonaki'ye dönüyor. Eski bir Galatasaraylı bu sezon takıma katıldı. Servisi kullandı, çok etkili. Bihter manşeti aldı, Catino yükseltti, İlkin geliyor. Arka tarafta Buse karşıladı. Sıla'nın pası. Hücumda Bergman ve sayı Türk Hava Yolları'nın. Catino'nun oyunda tutma çabası yeterli değil. Antti Vasilantonaki. Yine bir aile etkili bir servis. Top oyunda tuttu Galatasaray tarafı. Avantaj top THY'de. Sıla, Kübra ve sayı geliyor. Antti Vasilantonaki etkili servisler atıyor. Bu maça kadar 2 ace yaptı. Toplamda da 27 sayıyla oynuyor. 3 maç 9 set forma giymişti Antti Vasilantonaki. Antti yine sert kullandı ama bu sefer çok derin gidiyor. Servisi kaçırıyor ve serisi sonlanıyor. Fark 7. Setin sonları yaklaşıyor. İlkin serviste. 23 yaşında, 1.83 boyunda İlkin Aydın. Avrupa şampiyonu, VNL şampiyonu, İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu milli takımımızda forma giydi İlkin Aydın. 2000 doğumlu. Onun servisini gördük. Buse. Şimdi Knighting'in sayısı bitmedi. Bir hücum Ayçin Akyol'la. Yine Ayçin'le tek ayak üstünde. Döndü top. Ayçin üçüncü hücum. Blokta başarı var. İki numaradan üç hücum. Üçünü de savundu Türk Hava Yolları ve en sonunda bu blok sayıyı Türk Hava Yolları'na getirdi. Kübra. Kübra servisi kullandı. Catino. O da bir aile uzun boylu bir oyuncu. 1.97 boyunda değerli seyirciler. Yine görüyoruz.
Direkt Kübra'nın üzerine doğru dönmedi o top. Ayçin Akyol servisi kullanacak. Ayçin. Ayçin'den ace geliyor. Bergman karşılayamadı. Ayçin'den ace geliyor. Tekrar görüyoruz. Mola geldi Türk Hava Yolları'ndan. Fark 6'ya düştü. Kısa bir ara rica ediyoruz. Altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 4 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu. 13 Türkiye Sultanlar Ligi şampiyonluğu. 12 Uluslararası şampiyonluk. 37 yıllık tecrübe ve yürekten destek veren taraftarımızla yeni başarılara hazırız. ...19-13 Türk Hava Yolları üstünlüğü var. Çok iyi başladı Türk Hava Yolları ve o üstünlüğünü koruyor. Bir ara 8 sayıya kadar da çıkarmıştı. Daha sonra Galatasaray Daik'in dengeyi yakaladı. Fakat 5 sayıdan fazla yaklaştırmadı rakibini. Şu anda skor 19-13. Mola tamamlandı. Ayçin servis için hazır. Ayçin servisi kullandı. Sıla'nın pası. Orta hücumu Dicle Nur'la sayı bitmedi. Catino, Sıla... Yükselten Buse, Van Rijk arka tarafta karşıladı İlkin. Şimdi hücumda Sude ve sayı geliyor. Yine güzel bir rally izledik. Galatasaray Daik'in sayısı. Sude çapraza gidiyor. Bergman'ın çabası yeterli değil. Zeminin tabii ki tamamen kuru olması çok önemli. Ayçin Akyol iki sayılı oynuyor. Bir ace, bir blok sayısı var. Ayçin bir ace daha attı. Ayçin bir ace daha attı. Farkı dörde düşürdü Galatasaray Daik'in. Minik adımlarla yaklaşıyor setin sonları gelirken Galatasaray Daik'in Şeyma ile Bergman. İkisi de sahiplenmedi topu. Ayçin. Bergman aldı bu sefer Sıla. Bergman hücuma geldi. Paralele çok sert bir smaç gördük. 20'li sayılara 5 sayılık avantajla Türk Hava Yolları önde geliyor. Sıla çalışkan. Servisi kullandı Sıla. İyi bir servis. Tanaki ikinci topa hücum etmek zorunda kaldı. Buse manşetli yükseltiyor. Çaprazdaki boşluğa bir plase. Bergman bir sayı daha kazandırıyor Türk Hava Yolları'na. Beşinci sayısı oldu. O da takımının en skoreri. Sahanın en skoreri ise Catino. Değerli seyirciler, Amerikalı oyuncu 6 sayıyla oynadı şu ana kadar. Sıla'nın servisi. Manşet ilkinden geldi. Blok var. Görüntüde Bergman tek ayak üstünde Nighting bloğu vuruyor. Smacı vuruyor. Bergman rakibini öyle blokluyor. Farkı yine 7'ye yükseltti Türk Hava Yolları. Sıla. Az farkla dışarıda. Galatasaray Daiki'nin 16. sayısı oluyor. Tashiro Kanami. Dört maç, 16 set oynadı, 10 sayı üretti. Buse karşıladı, Sıla. Sert smaç döndü, ikinci hamle yerdeyken Bihter'den. Sude'nin bu hücumunda blok var. Dicle.
Bihter çok zor iki pozisyonda topu oyunda tuttu ama bu blok sayıyı Türk Hava Yolları'na getiriyor. Dicle Nur Babat. O da ikinci sayısını almış oldu. Bir hücum, bir blok sayısı oldu. Bergman. Bergman'ın servisi. Manşet Sude'den. Şimdi sert smaç Cattino. Yedinci sayısı. Galatasaray Daiki'nin 17. sayısı oluyor. Amerikalı oyuncu görüntüdeydi. Sude Hacı Mustafaoğlu servisi kullanacak. Kullandığı servis dışarıda. Set sayısı Türk Hava Yolları için. Dicle servis kullanacak olan oyuncu. Kullandı servisi. Bihter karşıladı. Çok da iyi bir manşet. İlkin block out. Direkt Tashiro Kanami'nin parmaklarına. Harika bir manşet aldı Bihter. Devamında Japon pasörün pası ve ilkinin sayısı görüntüye geldi. Heather Knighting ilk set sayısını çevirdi Galatasaray ama bu sefer servis filede. Türk Hava Yolları'nın 25. sayısı oluyor. İlk seti Türk Hava Yolları böylece kazanmış oluyor. Set skoru değerli seyirciler. Türk Hava Yolları 25, Galatasaray Daikin 18. Vodafone'un sunduğu maç heyecanı devam edecek. Vodafone olarak Sultanlar Ligi isim ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğumuzla Ay Yıldızlı formamızın göğsünde ve kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Asır geçse de Cumhuriyet daima seninle. Vakıfbank daima Cumhuriyet'le. Öncü Dyson teknolojisiyle kendi stilinizi oluşturun. Aşırı ısı olmadan kurutun, bukle yapın, şekillendirin. Kuanda hava akımıyla elektriklenme olmadan düzleştirin. Teknoloji ve stili buluşturan bir hediye. Özel seri Blue Blush renginde. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında. Kazanmak için hamle yaparım, koşarım, zıplarım ve hepsi için korumaya ihtiyacım var. Orkid Platinum'u keşfedin. Flexfit emici merkeziyle şeklini korur ve hep kupkuru kalır. Daha fazla rahatlık, daha fazla hareket, daha fazla zaferler için. Orkid Platinum, %100'e varan sızıntı koruması, %0'a varan toplanma. Geri kalan günlerde de Orkid seninle. Orkid günlük pedin kuruluk hissi, koku kontrolü ve rahatlığıyla üçlü koruma. Vodafone'un sunduğu maç heyecanı devam ediyor. İkinci set için birlikteyiz. İstatistiklere baktığımızda ilk setteki en önemli farkın hatalar olduğunu görüyoruz. Galatasaray Daiki'nin 11 direk hatası var. Türk Hava Yolları hanesine işlenmiş. Türk Hava Yolları ise 3 hata yaparak Galatasaray Daiki'ne sayı kaptırdı.
Onun dışında istatistikler birbirine yakın. Hücum yüzdeleri %38'e %33 Türk Hava Yolları lehine. Servis karşılamada da Türk Hava Yolları biraz daha iyi. %47 olumlu, %33 mükemmel servis karşılıyorlar. Galatasaray'da Ekin %38 olumlu, %19 mükemmel karşılıyor. Söylediğim gibi en ciddi fark takımdaki direkt hatalar olarak göze çarpmış. Bu da Galatasaray'da 11 hata olunca set skoru da Türk Hava Yolları lehine oldu. Cattino tutuk başlamıştı. Sonra çok iyi bir oyun sergiledi ve 7 sayıya ulaştı setin ortasından sonra. Yani Galatasaray hatalarını azaltırsa maçın öyküsü değişebilir diyelim. Bir Galatasaray hücumu ilkin plaseyi bıraktı. Dönen top dışarı gidiyor. Galatasaray da ikinci sayısıyla bu set başlıyor. Bergman Türk Hava Yolları'nda en skorer isim oldu. 6 sayı kazandı takım adına. Cattino sahanın en skoreri, 7 sayı kazandı. Bloklarda da Türk Hava Yolları'nın ciddi fark yarattığını ekleyelim. 5 blok yaptı Türk Hava Yolları, 1 blok Galatasaray Daikin. Sıla'nın pası 2 numaradan hücum ettirdi, blok var. Zeminin silinmesini bekliyoruz. Bir başka açıdan tekrar görüyoruz pozisyonu. Bergman. Servis kullanıldı. Sıla yine Bergman'ı tercih etti. Yine blokta hız kaybetti top. Cattino geliyor. Plase. Sıla. Bu sefer Van Rijk'la Galatasaray da ikinci sayısı yine. Blokta başarı var. Heather Michelle Knighting. 2000 doğumlu o da değerli seyirciler. İşte bu sayı Knighting'den. Bu Galatasaray'ın ikinci blok sayısı oluyor. 3-0'lık bir set başlangıcı. Anti Vasil Antonaki topu dışarı yolladı. Beş numara hücumu. Geri oyuncusu Vasil Antonaki. Kanami Tashiro. 4-0'la başladı Galatasaray Daikin. Tashiro'nun servis turu iyi gidiyor. Tashiro şimdi dışarı yolladı. Bu da Türk Hava Yolları'nın setteki ilk sayısı oluyor. Bergman servise geldi. İlk sette iki servis attı. İkisi de oyuna girdi. Cattino manşet Buse'den. Sıla. Anti. Arka tarafta müthiş savunma ilkinden. Bir hücum. Yine Anti geliyor. Bu sefer plase yaptı. Cattino. Bloğa temas. Ardından zemine de iniyor top. Ve sayı Galatasaray'ın. Tepkisi ilginç. Bir an bloklanacağından endişe etti galiba. İşte bu sayı Galatasaray'ın 5. sayısı oluyor. Sude. Sude kullandı. Anti manşeti alıyor. Van Rijk sayıyı bitiremedi. Şimdi ilkin blokta temas. Top hala oyunda. Rakip alana bırakmayı başardı Bergman. Bir hücum şansı daha Galatasaray adına. İlkin bloktan döndü. Manşetle Bihter yükseltiyor. Cattino ve sayı geliyor. Zeminin silinmesini istiyor Türk Hava Yolları oyuncuları. Çok keyifli rallilerle başladı ikinci set. Galatasaray Daikin adına harika bir başlangıç oluyor. İlk seti kaybettiler. İkinci sete İyi girdiler. 6-1'lik skor üstünlüğü mola getiriyor Türk Hava Yolları tarafına. Vodafone olarak Sultanlar Ligi isim ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğumuzla Ay Yıldızlı formamızın göğsünde ve kadın voleybolunun yanında duruyoruz.
Mola süresi tamamlanmak üzere değerli seyirciler. Son iki sezondur Türk Hava Yolları Galatasaray Daiki'ni yenmeyi başardı. 2-3-2'lik skor, 1-3-1'lik, 1-4-0'lık skor aldı rakibi karşısında. 2021-2022'den beri 4 maç oynadılar. Galatasaray'ın son galibiyeti 2020-2021 sezonunda geldi. Şimdi Anti. Tatino arka tarafta bir müdahale, çift vuruş var daha öncesinde. Son dokunan Van Rijk, top dışarıda. Şimdi Heather Knighting. Sıla. Anti. Anti dışarı yolladı. Tekrar izliyoruz az önceki out'a giden smacı. Knighting. Van Rijk blok var. Ayçin blokladı. Galatasaray farkı 7'ye çıkardı. Heather Knighting servis için bekliyor. Sıla'nın pası. Anti. Knighting oyunda tuttu. İlkin smacı vurdu. Bir blok daha var Galatasaray tarafında. Anti, block out. Kolay sayı yok maçta değerli seyirciler. İki takım da müthiş mücadele ediyor. Çok keyifli bir karşılaşma izliyoruz şu ana kadar. Servis geldi, manşet ilkinden, hücum da ilkinden gelecek. Keskin çapraza gidiyor, top içeride. Anti tekeliyle çok etkili. Parmaklarıyla sert bir plase ve Catino'dan top dışarı gidiyor. Bu top da dışarıda, bir sayı daha Türk Hava Yolları hanesine. Tek ayak üzerinde sert vurdu Ayçin, dönmedi top. Bravo.
Zé Roberto görüntüye geliyor. Kariyeri başarılarla dolu. Değerli seyirciler. Servis geldi. Bergman karşıladı. Bir anlaşmazlık ama rakip alana bırakmayı başardı. Türk Hava Yolları oyuncuları tek ayak üstünde. Ayçi'nin bir sayısı daha. Bergman blokta yükseldi ve zemine indi top. Türk Hava Yolları'nın 6. sayısı. Amerikalı oyuncu yolladı Türk Hava Yolları tarafına. Sıla'nın pası. Bergman block out. Bir sayı daha kazandı Türk Hava Yolları. Bu smaç da Sude'den geliyor. 13-7 Galatasaray önde. İlk yarının tersi bir senaryoya tanıklık ediyoruz. İlk yarıda Türk Hava Yolları hızlı girmiş, dengeyi kurmuş Galatasaray ardından ama yetişememişti. Bu sefer de Galatasaray hızlı başladı. Türk Hava Yolları denge sağlamaya çalışıyor ama fark bir aile açıldı. Şimdi Bergman 5'e indiriyor. Türk Hava Yolları hücumu. Bergman, Coutinho arka tarafta müdahale etti. Bihter oyunda tuttu. Buse rakip alana yolladı. Şimdi bir smaç. Bergman'dan. Rally devam ediyor. Çok güzel bir rally. Bergman bu sefer Suudi Hacı Mustafaoğlu'nun ellerinden top dışarıda. Servis kullanıldı. Arka tarafta karşılayan Buse. Smacı vuran Bergman. Guillermo Hernandez, İspanyol baş antrenör. Biraz da tepkili bir şekilde mola butonuna doğru gitti. Mola var. Birazdan birlikteyiz. Vodafone olarak Sultanlar Ligi isim ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğumuzla Ay Yıldızlı formamızın göğsünde ve kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Farkı 3'e kadar indirdi Türk Hava Yolları değerli seyirciler. Ve bunun üzerine mola geldi. Galatasaray'da Ekin 6 sayılık bir üstünlük yakalamıştı. Son olarak 13-7'de, 10'a 4'te, hatta 12-5'te 7 sayıya kadar ulaşmış ve
Ardından Türk Hava Yolları adım adım gelerek farkı 3'e düşürmüş oldu. Şimdi Tashiro Kanami'nin pası, Catino blok dönüşü, sert smaç ve sayı geliyor. Tashiro Kanami. Onun servis turu bir aylık iyi geçti. Galatasaray adına şimdi yine serviste. Bu sefer manşeti iyiydi. Bergman sayıyı bitiremedi. Plase blokta Dicle ikinci hamleyi yaptı. Smacı vuran oyuncu Bergman ve sayı geliyor. ...11-14... Bergman out'a yolladı. Anti yetişti topa ve bu smaçla sayı Türk Hava Yolları'nın oluyor. Guillermo Hernandez. Yüreğiyle heyecanlı, zaman zaman biraz kızarak tepkiler veriyor. İşte tekrar izliyoruz. Dicle serviste. Dicle kullandı servisi. Arka tarafta Sude karşıladı. Çapraza ilkinin smaçı out'a gitti. Bir minik adım daha attı Türk Hava Yolları. Galatasaray'da ikine doğru farkı ikiye düşürdüler. İlkinin keskin çapraza smacı tavan kamerasından ekranlara yansıdı. Dicle. İlkin bu sefer de blok var. Kübra görüntüde. Kübra ile birlikte Van Rijk var değerli seyirciler. Blok büyük ihtimalle ondan gelmiş. Dicle iyi servis ama manşet de bir aylıydı. Catino sayıyı getiriyor. Amerikalı oyuncunun sayısı. Fark yine 2. Kübra görüntüde. O da çok büyük tecrübe. Heather Knighting. Knighting kullandı. Manşet Galatasaray tarafına kaçtı. İlkin paralele gidiyor. 17-14. Sıla'nın başının üzerinden geçiyor. Yapacak bir şey yok Sıla'nın. Heather Knighting. Servisi kullandı. Heather Knighting. Sıla'nın pası. Çok sert bir smaç Van Rijk'tan. Üçüncü sayısını aldı karşılaşmada değerli seyirciler. İki ucun bir blok sayısı oldu. Van Rijk'ın. Servis Stefan Reich'ten. Arka tarafta Sude karşıladı. İlkinin hücumu blok var. Buradan bakalım. Bu sefer de yine aynı pozisyondan İlkin bloklanıyor. Fark 1'e düştü. Van Rijk dışarı yolladı. Amerikalı pasör çaprazı servisi kullanacak şimdi. Sıla. Anti.
anti hakem kulesine kadar giden bir smaç ve blok. Blok out oluyor. THY sayısı. Anti eski takımına karşı servisi kullandı. Manşet geldi Bihter'den. İlkin paralele döndü. Dışarı gitti. Tekrar izleyelim. Bir sayı daha ve böylece skorboarda denge geliyor. İlk sette Galatasaray'ın başını basit hatalar yakmıştı. Bu setin ikinci yarısından itibaren yine ortaya çıktı o hatalar. Ve dengeyi buldu Türk Hava Yolları. File üstünde Kübra. Çok ciddi bir boy üstünlüğü var değerli seyirciler. Kübra'nın boyu 2. Karşısında kalan pasör Tashiro Kanami'nin boyu ise 1.76. İşte bu avantajı Kübra değerlendiriyor. Mola geldi bir kez daha değerli seyirciler bu bölümde. Vodafone olarak Sultanlar Ligi isim ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğumuzla Ay Yıldızlı formamızın göğsünde ve kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Mola tamamlandı. Türk Hava Yolları 19-18 önde. Başhakem ekranlara yansıyor. Erol Akbulut. Onun düdüğünü bekliyoruz. Anti Vasil Antonaki serviste. Uzun boyun avantajıyla sert servisleri olan da bir oyuncu. İşte onlardan birisini kullandı. İlkin bloktan döndü top. Bir kez daha İlkin hücuma geliyor. Yine blok var karşısında ama bu sefer out'a gitti. Ayçin görüntüde değerli seyirciler. Tekrar görelim İlkin Aydın'ın bu smacı bloktan dışarı gidiyor. Sıla vardı. Biraz önce görüntüde. İlkin şimdi serviste. Skorboard'da yine denge var. Şeyma oyuna geliyor. Servis kullanıldı. Sıla'nın pası. Bergman block out. Son anda kaçındı toptan. Julia Bergman. O da 1.96 boyunda uzun boylu bir isim. İşte. Bu yıl Brezilya ile milli takımda Güney Amerika şampiyonluğu yaşadı Julia Bergman. 20-19 Türk Hava Yolları. Tashiro Kanami'nin pası. Ayçin bloktan döndü. Bir smaç Sude'den yine blok var. Bu sefer Ayçin'le. Bloğu geçti Ayçin. Top oyunda Tashiro. Sude çapraza gidiyor. Sayı Galatasaray Daiki'nin. Aynı rallide dördüncü hücumda Galatasaray Daiki'nin sayıyı çıkardı. Türk Hava Yolları'nın savunmayı ne kadar yükselttiğinin de bir göstergesi. Ayçin. Biraz önceki sayıyla Sude de 5. sayısına ulaştı değerli seyirciler. 4 hücum, 1 blok sayısı var. Görüntüdeki Ayçi'nin 6 sayısı var. 2 ace, 2 hücum, 2 blok. Galatasaray'da ace atan tek oyuncu Ayçin oldu. Bugün bir ace daha atıyor. Şeyma'nın manşetinden top dışarı gidiyor. Galatasaray'da Ayçin 21-20 önde. Kritik anda Ayçin'den gelen ace. İlk sette 2 ace atmıştı Ayçin. Bu sette de 1 ace daha attı. Toplamda 3 ace. Servisi kullandı. Yine çok etkili bir servis. 1 ace daha geliyor. Bergman'ın manşetinden dışarı gidiyor.
Kritik anda Ayçin Akyol'dan gelen çok etkili servisler. Bergman ve top dışarı gidiyor. Bunun üzerine Zé Roberto molayı aldı. Vodafone olarak Sultanlar Ligi isim ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğumuzla Ay Yıldızlı formamızın göğsünde ve kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Mola tamamlandı değerli seyirciler. Türk Hava Yolları'nda Zé Roberto oyuncularını sahaya geri yolladı. Daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'de baş antrenör olarak görev yapmıştı. 2010-2012 arasında. Ve bir kez daha ülkemize geldi. İki olimpiyat şampiyonluğu var Brezilya'nın başında. Türk Hava Yolları'nın baş antrenörü Zé Roberto'nun. Ayçin servisi attı. Manşet bu sefer iyi, Sıla'nın ellerine. Bergman. Dönen top. Ve Sıla. Mola dönüşü. Ayçin Akyol'un servislerine çözüm buldu Türk Hava Yolları. Ve sayıyı aldı. Farkı 1'e düşürdü. Çok kritik bir bölümde ancak Ayçin. Etkili servisleri ve ace ile, iki ace ile Galatasaray Daiki'ni öne taşımış oldu. Sıla servisi kullandı değerli seyirciler. Tashiro Kanami bir hücum. Şimdi Van Rijk çapraza gitti ve 22-22 moladan sonra da Türk Hava Yolları sayıları almaya başladı. Duygu Düzceler görüntüdeydi değerli seyirciler. Pasör. Eggleston ve Duygu oyuna girdi. Tashiro ve Catino kenara alındı. Van Rijk. Servis kullanıldı. Duygu. Şimdi Bihter yükseltti. Bergman blokta yükseliyor top. Duygu'nun pası. Smaç. Bergman ve blokta başarı var. Eggleston görüntüde. İkili oyuncu değişikliğini geri alıyor. Guillermo Hernandez. Tashiro ve Catino oyuna döndü. Eggleston ve Duygu kenara alındı. Serviste Tashiro. Üçlü hücum turu devam ediyor böylece. Kullandı servisi. Sıla'nın pası. Bir plase. Oraya çok iyi geldi dublaja Bihter. Avantaj top yine Türk Hava Yolları tarafında. Smaç. Tashiro oyunda tuttu. Catino. Bu arada bir dokunuş ama dört pas kararı geldi. Bergman görüntüde. İşte Türk Hava Yolları oyuncularının pozisyondaki tepkisi de ekrana yansıdı o açıdan. 23-23. Bergman. Sert plase, blokta müdahale geldi. Ardından top çıkmadı. Catino'nun sayısı Galatasaray için set sayısı. İşte pozisyonu ve son sayıyı bir kez daha izledik. Sude. Sude servisi kullandı. Anti karşıladı. Sıla'nın pası. Smaç top dışarı gidiyor. Smaç'ı vuran oyuncu Van Rijk. Ve Galatasaray Daiki'nin ikinci seti alıyor. 25-23 set skoru
Ve böylece setlerde durum 1-1 oluyor değerli seyirciler. Vodafone'un sunduğu maç heyecanı devam edecek. Milletler Ligi şampiyonunun, Avrupa'nın en büyüğünün ligi, kadın voleybolunda kulüpler düzeyinde dünyanın en güçlü ligi, Vodafone Sultanlar Ligi tüm hızıyla sürüyor. Ve İstanbul'un dev kulüpleri voleybolda da karşı karşıya. Ezeli rekabette servisler, bloklar, smaçlar konuşacak. Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos. Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos derbisi bugün saat 19'da TRT Spor Yıldız'da. Setin net bir şekilde sonlanması için biraz bekledik değerli seyirciler. Bir GDS talebi vardı çünkü ama sonuçta karar kesinleşti ve 30 dakika süren bu set Galatasaray Daiki'nin oluyor. 25-23'lük skorla setlerde durum 1-1. Vodafone'un sunduğu maç heyecanı devam edecek. Milletler Ligi şampiyonunun, Avrupa'nın en büyüğünün ligi, kadın voleybolunda kulüpler düzeyinde dünyanın en güçlü ligi, Vodafone Sultanlar Ligi tüm hızıyla sürüyor. Ve İstanbul'un dev kulüpleri voleybolda da karşı karşıya. Ezeli rekabette servisler, bloklar, smaçlar konuşacak. Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos. Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos derbisi bugün saat 19'da TRT Spor Yıldız'da. TRT Spor Yıldız, sporun her rengi. Vodafone olarak Sultanlar Ligi isim ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğumuzla Ay Yıldızlı formamızın göğsünde ve kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Öncü Dyson teknolojisiyle kendi stilinizi oluşturun. Aşırı ısı olmadan kurutun, bukle yapın, şekillendirin. Kuanda hava akımıyla elektriklenme olmadan düzleştirin. Teknoloji ve stili buluşturan bir hediye. Özel seri Blue Blush renginde. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında. Vodafone'un sunduğu maç heyecanı devam ediyor. Bir birlik skor eşitliği var. Keyifli bir mücadele birlikte yaşıyoruz değerli seyirciler. Maçtan bölümlerde ekranlarınıza taşınıyor. İkinci setin istatistiklerine bir bakalım. Servisler 1'e 2, hücum sayıları 15'e 14, bloklar 2'ye 3, hatalar 6'ya 5 olarak gerçekleşmiş. İşte Galatasaray Daiki'nin hataları aza indirince sete ortak oldu. Ortak olmanın ötesinde kazandı. İlk set 11 direkt sayı vermişti rakibine. Bu set 5 direkt sayı verdi. Yani ciddi anlamda azalttı. Bir değişiklik Galatasaray adına servis karşılama kalitesi. Olumlu servis karşılama %57'ye yükselmiş. Mükemmel %26 değerli seyirciler. %45 düzelteyim. Bütün bunlar olumlu etkilemiş durumda. Bir de bloklar da devreye girdi. İlk set sadece bir blok yapmıştı. Galatasaray bu set 3 blok yaptı. Ve Türk Hava Yolları 2 blokla cevap verebildi. İstatistiklerdeki bu olumlu düzelme seti kazanma olarak Galatasaray hanesine yansıdı. Üçüncü set birazdan başlayacak. Takımlar sahadaki yerini aldı. Sude'nin servisini bekliyoruz. İşaret geldi. Servis kullanıldı. Etkili bir servis. Bergman yükseltti. Anti
Bihter karşıladı arka tarafta. Şimdi ilkin blok var. Dicle görüntüde. Daha önce 2 sezon Beşiktaş, 8 sezon Fenerbahçe ve şimdi de Türk Hava Yolları'nda 2. sezonu Dicle Nur Babat'ın. Onun blok sayısıyla Türk Hava Yolları sete 1-0'la başladı. Catino. Fileden seken top Sıla oyunda tuttu. Bergman rakip alana yolladı. Şimdi ilkin. Antene temas var. Tekrar gördük. 2-0. Dicle Nur. Tashiro Kanami oyunda tutmayı başardı. Dicle Nur manşetle yükseltiyor. Van Rijk çapraza boşluğu çok iyi gördü. 3-0. Tashiro yetişemedi o topa. Oraya beklemiyordu belki de. Dicle. İlkin karşıladı. Tashiro yükseltti. Catino. Bu da Galatasaray'da ikinin setteki ilk sayısı. Julia Bergman. Heather Knighting. Servis için hazırlanırken zemin kurutuldu. Knighting. Knighting servisi kullandı. Sıla'nın pası. Anti. Arka tarafta yükselten Sude oluyor. Tek ayak üzerinde Kübra. Sayı devam ediyor. Catino onun smacı ve bir sayı daha Galatasaray hanesine. Dördüncü sayısını aldı değerli seyirciler. Amerikalı oyuncu şu ana kadarki en skorer isim Sıla. Çok sert smaç gördük. Anti Vasil Antonaki. Onun da 8. sayısı. Bir ace, 5 hücum, 2 blok sayısıyla oynuyor. Türk Hava Yolları'nın en skorer oyuncusu Bergman 13 sayıyla. Maçın en skoreri Galatasaray'da ikinden Catino 14 sayıyla, 14'ü de hücumdan geldi Amerikalı oyuncunun sayılarının. Döndü top. Kübra file üzerinde yine boy avantajını çok iyi kullanıyor. Kiera Rene Van Rijk, Kanadalı oyuncu. Bu sezon takımın en skoreri oldu ama bu maçta 5 sayı üretti Van Rijk. Etkili bir servis kullandı. Tashiro yükseltti. İlkin geliyor. İlkin blok out'la sayıyı kazandırdı. Galatasaray da 2'ne. Son dokunuş Kübra'dan. Servis hatası. Türk Hava Yolları sayısı. Serviste aslında çok hata yapmadan oynadı iki takım. Şu ana kadar 5'er servis hatası var. Toplamda 2 set boyunca bu Galatasaray'ın 6. servis hatası oldu. Bu da Türk Hava Yolları'nın 6. servis hatası. Anti Vasil Antonaki'den. Sıla. Bergman sert vurdu. Catino oyunda tuttu.
tuttu. Rakip alana yollayan Sude. Rakip alanda topa müdahale. Rakip alana müdahale daha doğrusu. Ayçin file üzerinde. Rakibinin oyun boşluğuna ellerini uzatıyor. Ve sayı Türk Hava Yolları'nın oluyor. Kübra Akman. O da topu dışarı yolladı. Ayçi'nin yine etkili bir servisi ace oluyor. Yine Ayçin Akyol çok etkili servisler kullandı değerli seyirciler. Smacı Uran Bergman sayı devam ediyor. THY tarafını işaret etti başhakem. Orada Bergman'ın temas ettiği görüşünde Galatasaraylı oyuncular. İşte Sude'nin smacı ve sayı Türk Hava Yolları'nın. Çok iyi noktaya, harika bir smaç. İlkin Aydın. Tashiro Kanami. Onun servis turları da aslında iyi geçiyor. Sadece bir hata yaptı. Yine topu oyunda. Van Rijk paralele ve sayıyı da buldu. Türk Hava Yolları 9-7 önde. Bergman, Bihter, İlkin yetişti, Bihter bıraktı rakip alana, Buse, Sıla, orta hücumu, top out'a gidiyor, Dicle topu dışarı yollayan oyuncu, Sude'nin servisi. Sıla. Antti Vasilantonaki. Enskorer ikinci isim. Türk Hava Yolları'nda. Antti'nin ürettiği sayı 9 oldu. 1 ace. 6 hücum. 2 blok sayısı var. Dicle Nur Babat. Servisi filede Dicle Nur'un. Galatasaray farkı 1'e düşürüyor. Heather Knighting. İki sayıyla oynadı bu karşılaşmada Knighting. Değerli seyirciler. Sıla. Van Rijk bloktan dışarı. Karşılıklı sayılar var bu bölümde. Kiera Van Rijk, Bihter, İlkin geldi ve sayı. O da 10. sayısını üretmiş oldu. İlkin Aydın. 7. sezonunu yaşıyor Galatasaray'da. Avrupa şampiyonu olan milli takımın, VNL şampiyonu olan milli takımın önemli bir üyesi İlkin Aydın. Sıla, Van Rijk bloktan döndü.
Buse, Sıla, Anti ve sayı geliyor. 12-10. ...8-6'dan beri karşılıklı sayılarla devam ediyor. İki takım. Türk Hava Yolları arayı açamadı. Galatasaray eşitliği bulamadı. Bir blok sayısı. Ayçin Akyol smacı vurdu. Ve o döngüyü bozan Türk Hava Yolları oluyor. Fark 3'e çıktı. 13-10. Ayçin ekranda. 9 sayıyla oynuyor Ayçin değerli seyirciler. Anti. Kullandı servisi. Anti. Ace atıyor. Anti Vasil Antonaki. İkinci ace oldu. 14-10. Tekrar görüyoruz. İşte burada Sude'nin ellerinden top dışarı çıktı ve mola aldı Guillermo Hernandez. Vodafone olarak Sultanlar Ligi isim ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğumuzla Ay Yıldızlı formamızın göğsünde ve kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Sude görüntüde. Diğer tarafta. Sıla sahaya döndü. Kübra yerini aldı. Bergman öndeki üçlüden diğeri ve karşıda servis bekleyecek isimler. Galatasaray'da ekrana taşındı. Anti ace atmıştı son olarak. Anti. Bihter karşıladı. Taşiro'nun pası. İlkin ve İlkin sayıyı getirdi. Mola dönüşü. Galatasaray'ın 11. sayısı. İlkin Aydın görüntüde değerli seyirciler. 11 sayıyla oynuyor. Servisi kullandı. Ace attı İlkin. Julia Bergman'ın ellerinden dışarı gidiyor top. Karşıladı bu sefer Buse. Bergman. Çapraza bu smacı vuruyor. Kübra. Kübra'nın servisi. Sude karşıladı, hücuma geldi. Kübra manşeti aldı. Sıla. Plaseyi yapan Van Rijk. Ayçin oyunda tuttu. Şimdi Catino. Arka tarafta Anti. Sıla, Bergman, blokta yükseldi Bihter. İlkinin klasesi, fileye temas var. Türk Hava Yolları tarafında fileye temas var. Rally devam ederken oyunu durduruyor. Karşılaşmanın hakemi ve fileye temas kararı geliyor. Dicle orada fileye en yakın oyuncu. Ona çaldı hakemler. GDS talebi yok. Servis için işaret geldi. Ayçin'in servisi. Sıla. Bergman blok var. Tekeliyle oyunda tuttu Buse. Van Rijk. Van Rijk. Zor sayıyı hanesine yazdırıyor Türk Hava Yolları. Burada tabii libero Buse'nin müthiş
hamlesi de sayının gelmesinde etken. Servis kullanıldı. Vihter. Tashiro yükseltti. Plase Sude'den dönmüyor top. Sude'nin plasesi Galatasaray sayısına dönüşüyor. Tashiro Kanami. Bergman. Sıla'nın pası. Bergman hücuma da geldi. Çapraza gidiyor, sayıyı alıyor. Julia Bergman 16. sayısı değerli seyirciler. 13 hücum, 3 blok sayısı var. Şimdi de servisi kullanacak Brezilyalı oyuncu. Bihter karşıladı. Tashiro yükseltiyor. Catino sert vurdu. İkinci hamle. Yetişti oraya, rakip alana yolladı Buse. Tashiro, Catino yine karşıladı Buse. Sıla, Anti, onun topunu karşılayan da pasör Tashiro oldu. Catino, bu top çıkmıyor, güzel rally. Son olarak Anti'nin manşetinden top dışarı gidiyor. Fark 2. Servisi karşıladı Buse. Van Rijk. Catino'nun manşeti, top dışarıda. Setin sonları yaklaşıyor. Set başında 4-0'la girmişti. Türk Hava Yolları o avantajını hala koruyor. Top döndü Galatasaray tarafına. Bihter, Tashiro, Catino bloktan dönmüyor. Kübra'nın ellerine dolaştı top. Galatasaray da ikinci sayısı. Amerikalı oyuncunun 16. sayısı oldu değerli seyirciler. Bergman'la birlikte sayı kraliçesi. İki ayrı takımdan şu anda. Kübra. Çok etkili bir hücum. Orta oyuncunun 6. sayısı. İyi organizasyon. Sıla'nın pası. Kübra'nın sayısı. Kierar öne Van Rijk. Bihter. Tashiro. İlkin plase yaptı. Van Rijk oyunda tuttu. Sıla pası verdi. Anti. Döndü Bihter'den. Sıla. Yine Anti ile oynuyor. Anti. Yine Bihter savundu. Şimdi hücumda İlkin. O topta dönüyor. Rally devam ediyor. Bihter manşetle yükseltti. İlkin. Arka tarafta Bergman. Van Rijk. Anti geliyor. Anti sert vurdu. Bu arada düdük sesi, fileye temas Galatasaray tarafında. Ben değmedim diyordu Ayçin Akyol. Onun arkasında da Catino var. Hangisine çaldılar acaba? Galatasaray Daikin'de GDS talebi olacak sanki. Tashiro Kanami ve işte yardımcı hakemin fileye temas kararını verdiği an GDS talebi var. Görüntü izlenecek. Kritik bir itiraz, kritik bir değerlendirme. Evet, burada Catino'ya çalınmış. Ayçin hemen ben değilim demişti ama. Şimdi
şimdi. Karar ne olacak? Saçlar temasta, bakalım. Evet, fileye temas. Kararı geliyor. Vücudunun da temas ettiğini söylüyor başhakem. Karar Türk Hava Yolları lehine geldi. 20-16 ve mola var bu aşamada Guillermo Hernandez'den. Vodafone olarak Sultanlar Ligi isim ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğumuzla Ay Yıldızlı formamızın göğsünde ve kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Hernandez'in molası tamamlandı. Galatasaray'da 2'nin baş antrenörü, aynı zamanda Romanya'yı da çalıştırıyor. Almanya'da Potsdam'ı çalıştırdı geçtiğimiz sezona kadar. 5 sezon. Daha önce Polonya'da, Yunanistan'da, Romanya'da değişik takımlarda baş antrenörlük yaptı. 20-16 iken molayı istedi. Servis için hazırlıklar devam ediyor. Başhakem düdüğünü çaldı. Van Rijk servisi kullandı, fileye bıraktı. Daniel Catino. Sıla. Kübra orta hücumuyla bir sayı daha Türk Hava Yolları'na. Orta oyuncusunu daha çok kullanmaya başladı Sıla. Bu bölümlerde 21-17. Kübra'nın da 7. sayısı oldu. Tekrar gördük. Şimdi Antti Vasilantonaki. Onun da etkili servisleri var. Antti kullandı servisi. Sude ve panoların arkasına gidiyor. Dönmüyor o top. Bir ace Antti'den. Üçüncü ace oldu değerli seyirciler Yunan oyuncunun. ...2021-2023 arası iki sezon Galatasaray'da forma giymişti ekrandaki Antti Vasilantonaki. Yine etkili bir servis. Sude bu sefer iyi karşıladı. İlkin plaseyi bıraktı. İlkinden çok akıllıca pas zor bir noktaya gelmişti. Rakiplerinin durumuna baktı. İki elini kullanarak topu yönlendirdi. Ve sayıyı Galatasaray'a kazandırdı. İlkin şimdi de serviste. Sıla. Van Rijk. Bu arada bir an tereddüt baş hakemden ama ardından Türk Hava Yolları tarafını işaret ediyor. Fakat evet, son olarak Galatasaray'a verildi sayı. 19. sayısı oluyor Galatasaray Dayki'nin. Sıla. Bergman, ilkin aldı arkada. Taşiro, bir plase. Ayçin'den geldi plase. Bergman, Bihter karşılayamıyor arka tarafta. Kübra şimdi servise geldi. 4 sayılık bir avantaj var. Setin sonunda Türk Hava Yolları hanesinde. Guillermo Hernandez memnun değil durumdan. Oyuncu değişikliği. Şeyma oyuna geldi. Kübra kenarda.
Servisi Şeyma kullanacak. Şeyma. Onun servisi Sude. Smaç'ı vurdu. Sayıyı kazandırdı takımına. Sude'nin sayısı ekranda. Şimdi Ayçin. Bugün çok iyi servisler attı değerli seyirciler. Eggleston. Duygu oyuna geliyor. Katino ve Tashiro Kanami sağ kenarına. Fark 3. Ayçin'in iyi servislerine çok ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ayçin servisi kullandı. Anti, Sıla, Bergman top oyunda. Geldi Duygu yükseltti. Sude plase yapıyor. Sıla, Bergman ve blok var. Julia Bergman smaç'ı vurdu. Knighting orada blokluyor. Farkı ikiye düşürdü Galatasaray Daikin. Duygu Hernandez'den taktikleri aldı. Ayçin servis için işareti bekliyor. O işaret geldi. Fakat bu arada bir mola. Tabii Ayçin çok etkili servisler attı değerli seyirciler bugün. Ardından yine iyi bir servisle bir önceki sayıda katkı yapmış oldu. Zé Roberto da burada zannediyorum biraz daha Ayçin'in ritmini de bozabilmek için bekledi ve alabileceği son anda molayı aldı. Mola dönüşü Ayçin'in servisiyle mücadele devam edecek. Tabii ki baş antrenörler en ufak şeyi dahi hesap ediyor. İki takım da yerine döndü. Ayçin Akyol hazır. Buse dikkatli. Anti, o da çok servis karşılayan isimlerden birisi. Bantta sekti top. Sıla'nın ellerine geldi. Sert smaç 3 metre gerisinden Kiera van Rijk. Set sayısı Türk Hava Yolları için 24-21. İlkinin çabası yetmedi. Sıla. İlkin karşıladı. Blokta hız kaybetti biraz Eggleston'ın smaç'ı. Ardından bu smaç Van Rijk'tan. Temas yok. Seti bırakmadı Galatasaray. Şimdi servis karşılayarak seti bitirmeye çalışacak Türk Hava Yolları. İkili oyuncu değişikliğini geri almak için hazır. Galatasaray'da Ekin Tashiro ve Katino kenarda bekliyor. Bir GDS talebi, blokta temas var mı yok mu ona bakıldı. İşte görüntü bu. Ve blokta temas yok. İlk karar geçerli. Sayı Galatasaray Daiki'nin. Tashiro. Tashiro da bugün iyi servisler attı. Onun turları verimli geçti Galatasaray adına. Tashiro. Avantaj top Galatasaray tarafında. Bihter manşetle yükseltti. Katino geliyor. Sıla karşıladı. Buse'nin pası. Van Dijk hücumda. İlkin oyunda tuttu. Tashiro. Sude geliyor. Rally sürüyor. Sıla. Van Dijk. Ve top içeride.
Blokta başarı var. Galatasaray bir set sayısını daha savunuyor. 23. sayısı Galatasaray'da 2'nin. Blow yapan Heather Knighting. Mola. 2 set sayısında seti bitiremedi Türk Hava Yolları. Biri kendi servisindeydi. Diğeri Galatasaray'ın servisinde. Servis karşılarken tabii ki takımlar daha yüzdeyle puan çıkartıyorlar, sayı çıkartıyorlar. %60 civarına ulaşıyor servis karşılarken bir takımın kazandığı sayı. Çünkü orada kontrol kendilerinde oluyor. İyi manşet, iyi oyun kurulduğu zaman sayı da geliyor. İlk serviste kendileri servis kullandığında sayıyı bitiremediler. Ama ikinci Galatasaray servisinde de sayı bitmeyince ve set bitmeyince Zeroberto oyuncularını yanına çağırdı ve uyarılarda bulundu. Galatasaray Daikin adına da Tashiro Kanami'nin bu aşamada servise gelmiş olması olumlu oldu. Hem üçlü hücum turu hem de Tashiro Kanami iyi servisler atıyor değerli seyirciler. Şimdi yine Japon oyuncu servisi kullanacak. Anti'nin manşeti Sıla. Bergman ve bu sefer sayıyı bitiriyor. Türk Hava Yolları seti de bitirmiş oluyor. İlkin arka tarafta son olarak topa dokunan oyuncu. İşte tekrar izliyoruz. Bergman bu smacı vurdu ve seti Türk Hava Yolları'na getirdi. Set skoru 25-23, 32 dakika sürdü bu set. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Vodafone'un sunduğu maç heyecanı devam edecek. Milletler Ligi şampiyonunun Avrupa'nın en büyüğünün ligi. Kadın voleybolunda kulüpler düzeyinde dünyanın en güçlü ligi. Vodafone Sultanlar Ligi tüm hızıyla sürüyor. Ve İstanbul'un dev kulüpleri voleybolda da karşı karşıya. Ezeli rekabette servisler, bloklar, smaçlar konuşacak. Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos. Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos derbisi bugün saat 19'da TRT Spor Yıldız'da. TRT Spor Yıldız, sporun her rengi. Handbolun milli takımlar düzeyinde zirve noktası, dünya şampiyonası ve tek hedefi dünya şampiyonası olan erkek milli takımımız sahaya çıkıyor. Dünya şampiyonası yolundaki ilk rakip İtalya. Hedef İtalya engelini aşıp ikinci eleme turuna kalmak. Türkiye-İtalya Dünya Şampiyonası birinci eleme turu ilk maçı Sakarya'dan canlı yayınla yarın saat 19'da TRT Spor Yıldız'da. TRT Spor Yıldız, sporun her rengi. Vodafone'un sunduğu maç heyecanı devam ediyor. Birlikteyiz değerli seyirciler. Maçtan bölümlerde ekranlarınıza yansıyor. Keyifli bir karşılaşma Türk Hava Yolları. Galatasaray Daikin mücadelesi 2-1. Türk Hava Yolları üstünlüğü var setlerde. Bu setin istatistiklerine de bir göz atacağız. Servis sayılarına bir bakalım. 2 direkt servis sayısı var. Çok az hata yaptı Galatasaray adına söylüyorum. Türk Hava Yolları serviste onlar da 2 sayı üretti ama 4 de hataları var. Hücum yüzdesi Galatasaray'ın %34. En düşük ikinci istatistik olduğu set anlamında. Hücumlarda Türk Hava Yolları 16 sayı, Galatasaray 11 sayı üretti. Bloklar 2'şer adet. Ve karşılıklı gelen hatalar işte ekranlara yansıyor. Türk Hava Yolları 5, Galatasaray'da 2, 8 hata yaptı. Yine rakip hatalarda Galatasaray'da 2 istatistiği düzeltti. Ama bu sefer hücum yüzdesi Türk Hava Yolları'nın daha iyi olduğu için %43'e %34'lük bir fark var. Setin Türk Hava Yolları'na döndüğünü düşünebiliriz.
servis karşılamaya bakalım bir de. Evet, servis karşılamada da Türk Hava Yolları %52 olumlu, %22 mükemmel servis karşılamış. Galatasaray'da bu sayı %35 ve %35 olarak ortaya çıkmış. Bir miktarda servis karşılamada daha iyi olduğunu görüyoruz Türk Hava Yolları'nın. Bu da tabii hücumlara olumlu yansımış. İkinci setin belirleyicisi hücumda daha etkili olan tarafa doğru kaymış skorda. O da Türk Hava Yolları oluyor. 2-1 Türk Hava Yolları üstünlüğü ve dördüncü set başlıyor. Catino blok var. Catino hücumda. Dicle blokladı. Antti'nin arkadaşını tebrik edişi. 1-0 Türk Hava Yolları önde. Bergman. Bergman servisi kullandı. İlkin karşıladı. Hücumda Sude. Ve sayı Galatasaray Dayıki'nin. Son derece serin kanlı Sude. Plaseyi bırakıverdi paralele. Bakıyoruz bu açı. Evet, orada hafif bir blok teması da var. Van Rijk'ten. Tashiro. Tashiro'nun servisi. Benzer bir plasede şimdi Kiara Van Rijk'ten geldi. 2-1 Türk Hava Yolları. Dicle. Bihter karşıladı. Tashiro'nun pası. Catino'nun biraz arkasına doğru düştü. Etkili smaç gelmedi. Van Rijk. Blok var. Dışarı gidiyor. Yakın bir out oldu. Türk Hava Yolları 3-1 önde. Görüntüde Dicle 4 sayıyla oynuyor. Bir hücum, 3 blok sayısı var. Sude vurdu. Arka tarafta Bergman oyunda tuttu. Ardından Van Rijk. Akıllıca rakip bloktan yararlanarak sayıyı alıyor. Tekrar göreceğiz. Ve 4-1'i buluyor. Türk Hava Yolları iyi başlangıç. Bu sete Türk Hava Yolları'ndan. Sete iyi başlayan genellikle o seti de kazandı şu ana kadar. Ve mola geldi Galatasaray tarafında. 5. haftayı yaşıyoruz. 2 maç tamamlandı şu ana kadar. Muratpaşa Belediye Sigorta Şap Başkent Voleybol Salonu'nda PTT'yi 3-0 mağlup etti. Vakıfbank'ta Vakıfbank Spor Sarayı'nda Nilüfer Belediye'yi 3-1 geçmeyi başardı. Türk Hava Yolları Galatasaray Daik'in mücadelesini ise TRT Spor Yıldız ekranlarında izliyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın 2-1'lik üstünlüğü var rakibi karşısında. Serviste Dicle Nur Babat. Catino. Blok var. Üçlü blok hazırdı. Kübra'nın sevinci Dicle Nur'la kutluyor değerli seyirciler. Catino. Görüntüye geldi. Tekrar görelim. Evet, Kübra. 16 sayıyla oynuyor Catino. Galatasaray'da 2'nin en skoreri. Kübra geçit vermedi. Dicle Nur serviste. İyi bir servis turu oluyor. Dicle Nur'la Türk Hava Yolları için yine servis iyi noktaya gitti. Sude karşıladı. Catino rakip alana yolladı. Kübra bıraktı ama sayı devam ediyor. Dicle pasörlüğü üstlenmiş oldu. Van Dijk bloktan dönüyor. Sıla şimdi biraz alçak. Antti çapraza gidiyor, sayıyı alıyor. Altı bir. Guillermo Hernandez memnun değil doğal olarak. Mola da Türk Hava Yolları'nın hızını kesmedi. Antti Vasil Antonaki. Dicle. Bihter aldı.
İlkin 3 metre gerisinden yüksek bir top, belki de blok out hedefledi ama blokta temas yok. Bir THY sayısı daha. Dicle Nur. Bihter. Cattino. Blokta yumuşadı top. Dicle. Van Rijk. Bihter manşetle verdi pası. Sude. Top oyunda hala. Bergman. Sude. Tashiro. Knighting. Ve Galatasaray'ın ikinci sayısı geliyor setteki. Heather Knighting de beşinci sayısını aldı. Sude görüntüde 8 sayıyla oynuyor. 7 hücum, 1 blok sayısı. Anti bloktan döndü ve çıkartamıyor devamında Türk Hava Yolları. Bir sayı daha Galatasaray hanesinde. Cattino orada. Anti'yi blokladı. Sude'nin servisi, anti manşeti aldı. Sıla. Arka tarafta Van Rijk'ı tercih etti. Plase geldi. İlkin, ilkinden bir sayı. Üst üste sayılar Galatasaray'dan. Sude. Sıla. Van Rijk sert vurdu ve bu serinin sonlanmasını sağladı. Takımına da bir sayı getirdi. 8-4. Kiera Van Rijk 14 sayıyla oynuyor. 13 hücum, 1 blok sayısı. Servisi Sude'ye doğru. Cattino. Blok temas olduğunu düşünüyor Amerikalı oyuncu. Görüntüyü tekrar izledik. GDS talebi var. İlk molasını çok erken kullandı Guillermo Hernandez. Fark büyüdüğünde belki yine mola düşünmüştür ama almadı. Bu GDS'ler de biraz onlara mola faydası sağlıyor. Evet, blokta teması gördü GDS kameralarından hakemler ve sayıyı Galatasaray tarafına işaret ettiler. Önemli bir itirazı, önemli bir değerlendirmeydi Galatasaray adına. Skor 9-4 olacakken 8-5 oldu. Şimdi Van Rijk geri oyuncusu 3 metreden müthiş hücum ediyor. Türk Hava Yolları'na 9. sayıyı getiriyor. Son olarak Japon pasör Tashura'dan dışarı gitti top. Anti Vasilantonaki. Ey satıyor Anti. Şimdi de THY'den üst üste sayılar. Anti'nin servisi. Sude karşı tarafa gitti. Kübra aldı. Sıla'nın pası. Smaç ve blokta başarı var. Ayçin. Bergman smacı vurdu. Bu açıdan da bakalım. Ayçin bloğu yapıyor. Halbuki avantaj topu almıştı Türk Hava Yolları.
servis kullanıldı. Bergman ve sayıyı getiriyor. Set başında yakaladığı avantajı koruyarak setin ortalarına kadar ulaştı Türk Hava Yolları. Kübra Sude karşıladı. Bir plase ilkinden. Şimdi anti vurdu. İlkin. Bergman ve Bergman'ın smacı dönmüyor. 12-6. Yine mola butonuna doğru gidiyor. Guillermo Hernandez. Son sayıya bakıyoruz. Alacak mı molayı? Kübra hazırlık yapıyor bir yandan. Hayır, mola gelmedi. Kübra'nın servisi, Bihter karşıladı. İlkin bloktan döndü. Taşiro oyunda tuttu. İlkin bu sefer sayıyı bitiriyor. Bihter'in pası, İlkin'in smacı. Galatasaray'da İlkin'in 7. sayısı. İlkin de toplamda 15 sayıya ulaştı. 1 ace, 14 hücum sayısı var. Takımın en skorer, ikinci ismi Catino'nun ardından. Ligde ise en çok sayı üreten oyuncuydu bu maça kadar. 70 sayı üretmişti. Toplam 85'e ulaştı şimdi. Bergman. Bergman top Galatasaray tarafında. Sıla serviste üçlü hücum turu başlıyor Türk Hava Yolları için. İlkin topu karşıladı. Taşiro'nun pası. Catino 3 metre gerisinden çok güçlü geldi. Galatasaray sayısı. Ayçin serviste maçın en iyi servis atan oyuncusu dersek yanlış olmaz. Tam 5 ace attı. Oyuna giren servisleri de rakip savunmayı zorlayan servisler oldu. Ama bu sefer hata yapıyor Ayçin. Topu dışarı gitti. Onun servis turları çok verimli olmuştu Galatasaray. Daikin adına 14-8 Türk Hava Yolları önde. Bergman servisi kullandı. Bihter, Taşiro, Sude ve blok. Kiera, Rene van Rijk bloğu yapan oyuncu. Ve bu aşamada molayı aldı Galatasaray Daikin. Fark 7'ye yükseldi. 15-8. Türk Hava Yolları'nın üstünlüğü var. Değerli seyirciler, ikinci molasını da bu aşamada alıyor. Bugün oynanacak başka maçlar da var. 5 dakika sonra 17.30'da Çukurova Belediye Sarıyer Belediye maçı başlayacak. 18.30'da Eczacıbaşı Dynamit Kuzeyboru maçı var. 19'da Aydın Büyükşehir Belediye Karayolları ve Fenerbahçe Opet Beşiktaş Ayos maçları. Fenerbahçe Opet Beşiktaş Ayos maçını TRT Spor Yıldız'dan izleyebilirsiniz saat 19'dan itibaren. O maçı da sizlere spiker arkadaşımız Kerem Öncel anlatacak. Servis kullanıldı. Etkili bir servisti. Taşiro manşetle yükseltti. Çapraza gidiyor Sude Hacı Mustafaoğlu ve sayıyı getiriyor. İyi manşetle başlamadı ama Japon pasör orada maharetini gösterdi. Sude'ye güzel yükseltiyor. Sude de çaprazda
sayıyı buluyor. Kanami Tashiro. Van Rijk. Catino'nun ellerinden top dışarı gidiyor. Dicle Nur. Oyuncu değişiklikleri. Catino kenarda, Eggleston oyuna geldi. Bu sefer ikili oyuncu değişikliği yapmadı. Guillermo Hernandez genellikle ikili oyuncu değişikliklerinde Eggleston oyunu alıyordu. Catino'yu kenara çekti şimdi. Antin'in sayısını gördük. Tashiro oyunda Türk Hava Yolları'nın 17. sayısı. Yine gördük işte bu sayı. Anti Vasil Antonaki 15 sayı ulaştı. Bergman 21 sayıyla oynuyor. Maçın en skoreri oldu şu ana kadar. Eggleston sayıyı kazandırıyor takımına. O da ilk defa Amerika dışında. Geçen sezon NCAA'de MVP seçilmişti. Logan Ashley Eggleston 2000 doğumlu. Bu yıl takıma katıldı değerli seyirciler. Sude. Kübra. Bloğa rağmen sayıyı getiriyor Türk Hava Yolları'na. Zaman daralıyor Galatasaray için. Fark 8. 2-1 setlerde Türk Hava Yolları'nın üstünlüğü var. Manşet Sude'den, ikinci manşet Tashiro'dan. İlkin hücumda ve sayı geliyor İlkin'le. O da 16. sayıyı aldı takımı adına. Galatasaray'ın en skorer ikinci oyuncusu. Heather Knighting. Sıla. Anti Vasil Antonaki. Orada bir temas var. Toptan kaçınamadı Heather Knighting. Kulağına çarptı. İşte görüyoruz. Türk Hava Yolları'nın 19. sayısı oldu. Anti servisi kullandı. Sude aldı. Tashiro'nun pası. Şimdi Buse yükseltti. Ve sayı Van Rijk bitiriyor. Anti. Sert servisler atıyor Anti ama zaman zaman da out'a gidiyor bu sert servisler. Bugün o da iyi servisler attı. 4 ace'i var değerli seyirciler. Toplamda da 16 sayısı var. Logan Ashley Eggleston. Sıla. Bergman'ın smacı dönmüyor. 21. sayısını alıyor Türk Hava Yolları. Son iki sezonda Galatasaray'a maç kaybetmedi Türk Hava Yolları. 4 maç oynadı iki takım. 4'ünü de Türk Hava Yolları kazandı. Çekişmeli maçlar oldu. Kübra kenara geliyor. Şeyma oyuna giriyor. Daha önce Eczacıbaşı, Vitra, Fenerbahçe, Beşiktaş. Daha da eskilere gidersek Bursa Büyükşehir Belediyespor oynadığı takımlar. Çok deneyimli, tecrübeli bir isim Şeyma. İlkin keskin çapraza dönmek istedi ama out'a yolladı. 22-12. Yakında bir out.
Şeyma servis için hazır. Ayçi'nin manşeti arkadan Sude. Bihter bıraktı rakip alana. Sıla. Bergman sayı bitiremedi. Dicle blok var. Ayçin görüntüde. Orta oyuncu 1.88 boyunda. İslami dayanışma oyunlarında milli takım şampiyon olurken en iyi smaçör seçilmişti. Onun sayısı ekranlara yansıdı bir kez daha. İlkinin servisini gördük. Dicle oyunda tuttu. Sıla'nın pası. Sert smaç Van Rijk. Top oyunda. İlkin bir sayı daha getiriyor. Galatasaray da ikine. Zé Roberto oyuncularına pozisyon uyarısı yapıyor. İşte bir önceki sayı yine görüntüye geldi. İlkin yine serviste. Kullandı ve alta yolladı. Türk Hava Yolları'nın 23. sayısı oluyor. Guillermo Hernandez biraz önce görüntüdeydi. Sıla servise gidiyor. Üçlü hücum turu başlayacak. Türk Hava Yolları için. Bergman, Dicle Nur, Van Rijk öndeki üçlü. Bir aylık güçlü bir tur Türk Hava Yolları için. Top Galatasaray tarafında Taşiro. Bihter yükseltti. Ayçin paralele gidiyor. Dışarı yolladı. Sayı Türk Hava Yolları'nın maç sayısı. İlk topu Taşiro alınca pasörlük Bihter'e kaldı. Sıla servisi kullanacak. Sıla kullandı servisi Ayçin. Taşiro. 3 metre gerisinden Eggleston. Dicle. Bergman. Taşiro oyunda tuttu. Sude çapraza gidiyor. Türk Hava Yolları oyuncularının son teması var. Sayı Galatasaray Daiki'nin. Maç devam ediyor. Bergman işte orada son olarak dokunan oyuncu. Ayçin serviste. 11 sayısı var. 5 ace'den geldi. Ayçin. Sıla. Van Rijk. Block out ve Türk Hava Yolları dördüncü seti 25-15 kazanıyor. Maçı da 3-1 almış oluyor. İşte Türk Hava Yolları oyuncuları ekranlara yansıyor. Tekrar izliyoruz. Van Rijk'ın bu sayısı maçı bitiriyor. Bergman 22 sayıyla en skorer oyuncu oldu karşılaşmada. Van Rijk 19 sayıyla. Catino da Galatasaray'da 19 sayıyla onu takip etti. Catino da Galatasaray adına en çok skor üreten oyuncu oldu. İlkin Aydın'ın da 17 sayısı var. Böylece karşılaşma sonrasında Türk Hava Yolları ligdeki 3. galibiyetini de almış oldu. Önümüzdeki hafta Galatasaray'da Ekin Fenerbahçe.